başlamıştır. Hanımefendi buyurunuz. Giremiyorum. Giremiyor musun? Mikrofonların takılıyor. Evet. Birazdan beni izlemeyeceksiniz. Gözleriniz kamaşacak denizciler. Estağfurullah. Maltepe CHP %60. CHP Kadıköy %66. Şişli CHP %68. Zeytinburnu CHP %46. Adile Avcılar CHP %52 ki Avcılar'da AK Parti'nin öne geçtiği, AK Parti'nin alma ihtimalleri söyleniyordu %52. Başakşehir AK Parti %52. Beylikdüzü CHP %62. Çekmeköy CHP %48. Fatih AK Parti %49. Fatih'te kim kazansa iyi adaylar vardı. Mahir Polat da çok iyi bir adaydı. AK Parti'yi terk etmedi Fatih. Kağıthane beklendiği üzere AK Parti. Pendik %44'te AK Parti. Sultanbeyli %49'da AK Parti. Tuzla, çok ilginç Tuzla, %49'da Cemil CHP. Cemil Ekşi'den sonra ilk defa orayı da almışlar. Evet. Gazi Osman Paşa, Hakan Bahçetepe ilginç. Şimdi 14 ilçeyi almış. Christy Turlington. Merhabalar, tekrar hoş geldiniz. Estağfurullah. Şimdi bizi izleyen gençler Christy Turlington kim bilmezler. Ne bilecekler ya? Yalnız Tuzla ilginçmiş hakikaten. Her yer ilginç. Belediye başkanı ile meclis arasındaki o çatışmayı çok göremeyeceğiz. Bak, buraya tır geldi geçen gün, biliyor musunuz? Biz anons yapacağız işte Özlem'le yılbaşı programı için. Evet. Kapıya bir tane tır geldi. Böyle Allah üstünde Allah. İşte bilmem ne fashion falan filan bir şey yazıyor. Ondan sonra tırdan böyle insanlar bir şeyler demeye başladı ki ne oluyor dedi. Galiba aşağıda butik açılıyor dedik. Yukarı geldi bizim kata. Dediler ki Özlem Hanım'ın giysileri geldi. Bir tır mı geldi? Bir tır sadece geldi. Bir altın tır okun geldi. Taşınmazları ve gibi. İşte görüyorsunuz 3. kıyafetini giyiniyor. Ben burada kantin içerisinde saatlerdir aynı ceket, aynı pantolon. Hanımefendi 3. ile geldi. Bu yeşilin bir manası var mı? Mor asaletin rengiydi. Yeşilde Mansur Yavaş'ın Ankara'yı zafer konuşması yaptığını rengi. Hemen bağlanıyoruz. Buyurun efendim. Buyurun. Balkon konuşması. Bıkmadan Ankara'mız için çalışmak olacaktır. Yayında çok acayip şeyler oluyor. Devlet geleneğini bilen yöneticiler olarak devletin en üst makamından en alt kademesine kadar uyum içerisinde çalışma irademizi yine ortaya koyacağız. Bunu Ankaralılar için yapacağız. Bunu makamın asıl sahibi milletimiz için yapacağız.